Olmasın bir şey. Öyle seviyem. Nasıl, çok mu? Çok seviyem. Çok. Biz öyle eğitildik. Mal dedi mi canım benim. Gel kızım benim. Gel. Gel bakayım ben. Gel. Ah. Gel annem bakayım gel. Ah kuzum. Neyle? Ah kuzum. Ah gözlerini böyle severdim de bir de kokardım. Şöyle severdim. Bir de kokardım. Hiç ıştırmaz. Altından geçer öteki de yem döker. Bu da çok sakin. Vallahi altından geçerdim lan. Başlıyoruz. Nasıl? İyi. Bu erkek mi dişi mi? Erkek herhalde. Evet arkadaşlar. Bu erkeğe benzemiyor. Bu ince burnu ya. Dişi mi acaba? Ne, bilmiyorum. Vallahi erkek herhalde. İnce burnu. Bu ata benzemiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir videodan hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Evet, at getirdik. At. Bugün atla video çekeceğiz. Hayvana gideceğiz. Hayvan gideceğiz. Psikopatın. Şimdi psikopat da hayvanda. Psikopatın tepkisini göreceğiz. Hani at alırsak ne olacak diye. Atımız burada. Sakin. Güzel bir at kendisi. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bol aksiyonlu, eğlenceli bir video sizinle. Köy hayatını seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın diyorum. İşte atımız burada arkadaşlar. Nasıl? Güzel. Nasıl nine? Ah, canım. Canım, ah atımın sekisinden bindiler. Karımca dağısından. Umuşlar, binek taşına çekmiş. Şarkı mı bu nine? Tabii. Bunun türküsü var. Vurmuşlar. Atımın pinip sekisinden bildiler diye çalıya. Pinek taşına çekmiş atın kıymış ayakları. Kralı ondan tanımışlar atını gitmişler vurmuşlar. Karımca dağısında. Ya. Arkadaşlar yeleleri var. Şöyle göstereyim. Sakin bir at kendisi. Gayet uysal. Şimdi biz bununla bugün hayvana gideceğiz. Hemen yola çıkıyorum hayvana. Hayvan yatmadan yanına varmam lazım. Birazcık atla hayvan güdelim. Uzun zamandan beri at diyorduk. At getirdik. Tabii ki bizim mi değil. Özden abime çok teşekkür ediyorum. Özden abime. Bugün biz bununla eğleneceğiz, bineceğiz, gezeceğiz. Akşamüstü teslim edeceğiz. Ama hep söylüyorum bir at alma hayalimiz var. Ama nasip olmadı. Alayım mı? Vallahi çok seviyorum. Önce bir güzel bir yer yapmak lazım ki atımıza, ondan sonra at alalım bakalım. İneklerin yanında falan düşündük ama orada olacak ya da koyunların yanına bağlasak olur mu? Olmaz. Güzel bir yer yaparsam şöyle binilebilecek, aksiyonu bol bol yaşatacak bir at alacağım. Sabah bindim geldim 2 kilometre uzaklıktan. Ya bambaşka bir şey arkadaşlar. Bunun heyecanı bambaşka. Nine sen biniyor muydun gençken? Deden mi biniyordu? Ben hiç binmedim. Dedem pinerdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kuyruğunu örüsün. Atının bak. Bir yere gidecek olduğuna kuyruğunu örüsün. Yelelerini güzel yap kırkarsın. Güzel. Yeleleri de mi kırkılıyor? Tabii. Onun yelelerini kırkarsın. Hem güzel kırkarsın böyle bak. Ha, ben sana söyleyeyim, kuyruğunu da örsün. Ondan sonra kan tamamını vursun, binersin atına. Haydi bu kadar. Arkadaş, ya. Dişiymiş bu ha. Atımız. Psikopat inşallah bir şey yapmaz. Psikopat da hayvanda. Vallahi, şimdi yola çıkacağız, dağdan gideceğiz. Boynundan bildim ben bunun at olmadığını. İnce boyunlu. At olmadığını mı? Tabii, erkek olmadığını ince boyunlu. Nine sen anlayan, ben daha vallahi altına bakınca fark ettik. Baktım erkeğe verdim. Sen dişiymiş. Ta dikilirken anladım. Dedim... Erkek değil bu. Kırgızistan'a da gittik arkadaşlar. Kırgızistan'da da bol bol at var. Aslında Sevara'nın en çok istediklerinden bir tanesi ama şu anda kendisi binemeyecek. Herhangi bir şey olmasın diye aslında biner de sizin orada hamile bayanlar da biniyordur herhalde değil mi? Evet. Ne zararı bingir? Yok ben bindirmem. Aynen. Sen bindiğmesin ama binersin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Hadi bismillah. Ya Allah. Ya hadi. Allah. Ya bismillah. Ya Allah. Ana. Ya Muhammed. Ya sabır. Kaydı bu. Selamet. Şeye gitsene, bir yerden pinsene. Pinek taşın olur. Pinek taşına çekersin. Binek taşı mı? Tabii. Aa, asa bizim burada pinek taşına çekersin atım. Kes burayı, bin buradan. Binek taşı diyorlar. Binek taşı ondan mı diyorlar? Tabii, pinek taşı. Hani pinek senin taşın. Gel.
Pinek taşın olur. Çekersin altına pinek. Onu korkmasın. Ha. Yok. Ha, hadi şimdi. Gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bineceğim ben buna ya? Gelirken böyle şey... Güzel bana ben tutayım. Dur. Korkma, alışıkmış. Şöyle bir kere de biniveriyordum da kaydı ya. Bak kantarma yok, yüksek nasıl? Kantarma ne? Sen onu sok, binmeye yer olur kantarma. Binersin o yüksekine. Ben biniverem onu. Yok yok, sen binme. Ya bu kaymıyordu normalde Sivara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Ya bu ne ya, böyle sandalyeyle atan binir. Ah, böyle işte. Çantayı ver. Çanta kalın. Gel. Biz korktuğumuz için olmuyor böyle. Korkmayacağım buna. Ya korkulur mu ya? Dur Nine, dur. Bekle. Dur. Gidecek korktum ya. Dur, hırız gidecek bu at Nine. Şeyi ters. Dur. Şeyini ters. Aa, o sefer onu kapatın. Dur. Ne? Şöyle. Dur. Ha. Tamam. Dur. Yapacağım. Dur. Yol isteye değil mi bu? He? Yol isteye değil mi? Ne? Tarsın durar. Beceriyorum tabii ya. İşte binek taşı falan hikaye. Ben bunun üstüne uçar giderim. Sen yetişeydin dünyada o atı vermeyemezdim. Ne? Bizim atımız mı vardı eskiden? Eğer sen doğmuş olsaydın vallahi o atımı vermezdim. Dedemin atı değil mi? Ah, o dedenin atını. Dedem hata yapmış. Hep yanıyam ona, hep yanıyam, ağlayam bile. Ne, kaç paraya verdi? Bedava. Onu verdi. Atı verdi, 1800 lira para verdi o para. İki tane dana sattıydı. 1800 liraya atı da verdi. Öğrencikliler bağladı yanına, bir gidiş gittiler. Deden akşamı yattı, sabahleyin geldi. Ya, kızdın mı? Aldattılar deden, aldattılar. Kızdın mı? Kızmam mı? Ta kızı yamorum. Ondan ötürü dedeni tak vuracağım. Sen var öyle, vurulur mu lan? Ben gidiyorum hadi. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hayvana gideceğiz. Hayvan çıktı. Ben sabah bunu... aldım geldim. Şimdi eve gelince ninem tekrardan görüştürürüz. Atı çok seviyor. Anılarını da anlattı size. Şimdi yapacağımız tek şey var. Hayvana gidelim. Biraz atla hayvan gidelim. Bakalım bunun zevki nasıl. Ben... Sanatım benim. Arkadaşlar saat şu anda 9:07 geçiyor. Normalde ATV ile falan gidiyoruz ya. ATV'ye basıyor. Bup, oradasın. Ama atla kaç dakikada gideceğiz? Şu anda hayvan 1,5 kilometre uzakta. Yavaş yavaş gidelim. Şimdi at almak hayalimiz. Daha önce de söyledim. Daha önceki videolarda hatta Cengiz abiyle bir ata pazarlık yaptık ama at sonradan işte hamile olduğu, doğum yapacağı falan olunca kaldı. Hep var ama buna bir tavuk çadırı gibi mesela böyle sağlam bir ahır yapmadan almam diye düşünüyorum. Çünkü bunu baktığın yerin temiz olması lazım. İneklerin yanına ahıra bağlarsın falan dediler. İneklerin yanında da şimdi inekler korkar vesaire filan diye biz pek yanaşmadık. Bir yer yaparsam at için inanın alacağım. Çünkü gerçekten çok mükemmel bir zevki var. Ay, çok şimdi... sallıyor yalnız. Amortisör sisteminde bir sıkıntı var. O değil de psikopat ne yapacak buna? Şimdi psikopat erkek bir eşek. Bu da dişi bir at. İnşallah saldırmaz bize hayvanın yanına varınca. Psikopat da hayvanda bugün. Bir gidelim psikopatın tepkisini de görelim. Şunu da merak ediyorum. Acaba dişi at mı daha uysal? Erkek at mı daha uysal? Ya da eskiden bizim dedelerimiz bu toprakları atın üstünde kazandılar. Genellikle erkek at mı kullanılıyordu yoksa dişi at mı tercih ediliyordu? Onu da bilemiyorum. Araştırmak lazım ya da nineme sormak lazım. Şimdi hemen hayvanın yanına gidelim. Ya motor neymiş oğlum, baksana ben yukarıdan bakıyorum. Selamun aleyküm. Ulan şuna bak, motosiklet küçücük kaldı. O ne lan? Motor mu? Arkadaşlar atı yormadan binmek lazım da şimdi şöyle yapıyorlar. İki ayağın üstüne dikiliyorlar genellikle koşu salarken. Şimdi bu koşu saldığında biz atın sırtına böyle pat pat götümüz vuruyor. Öyle olunca atı yoruyoruz büyük ihtimalle. Bunu binmesi de lazım. Yani böyle ayaklarından, dizlerinden biz kendimize amortisör gibi sistem vermemiz lazım ki at yorulmasın.
Bunun sırtına binince, sırtına binince rüzgarı hissetmek lazım da. Şimdi rüzgarı hissedersek daha acemiyiz. Biraz daha binelim. Daha yani bir saat toplam binmemişimdir ben buna. Rüzgarı ondan sonra hissederiz. Şöyle yeleleri şöyle kalkması lazım ama biz şimdi şöyle bakın. Şöyle ayakları vuruyorsunuz arkadaşlar. Koşmaya başlıyor ama koşmaya başlayınca ben üstünde oluyorum. O yüzden koşmasına gerek yok. Arkadaşlar şimdi sürerek geri götüreceğim ben bunu ama önce bir hayvana bir gidelim. Bir yemeğimizi yiyelim, bir çayımızı demleyelim. Bir şöyle sefere çıkalım. Ondan sonra sürerek götüreceğim. Çok fazla da yormak istemiyorum. Şimdi yoruluyor onu da bilmiyorum. Benim kilom 63 kiloyum. Atın kaç kilo gelir onu da bilmiyorum. 63 kilo. Hatta son tartıldığımda 62'lere falan düşmüştüm. O kadar. Ama çok kaslı bir yapım var. Tam at üstüne uygunum. Yani süvari olarak çalışabilirim arkadaşlar. Çok ne oldu? Hadi lan. De kızım. Az kaldı az. Şu dağın tepesinden sonra oradayız. Arkadaşlar ninemi gördünüz. Atı görünce heyecanlandı ve duygulandı. Hatta ağlamaya bile başladı. Çünkü onlar onunla yetişmişler. At üstünde. Attan kazanarak hayatlarını sürdürmüşler. Önceden bu tarlaların hepsi atla, öküzle sürülüyordu ve insanın hayatında at en büyük parça. Bundan 20 sene, 30 sene önceye giderseniz. Şu anda yine at bence en büyük parça da. O zaman tabii tarlalarınızı ekmeye kullanıyorsunuz. Biçmeye, her şeyinizi atla yapıyorsunuz ve iyi bir atınız varsa kralsınız yani. Şu anın traktörleri gibi. Gel ayağın acır. Şuradan geçelim. Ormana geldik. Patikaların içinden geçeceğiz. Buradan düşmesek bari. Buradan nasıl geçeceğiz biz ya? Şöyle yan yatarız. Cüneyt abi gibi, Cüneyt Arkın gibi. Buradan olmaz. Gel. Geri gidiyoruz aşkım. Gel. Gel canım. Geri gidiyoruz. Vallahi buradan çıkamam ben. Gel. 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 Onum. Oğlum bunun dik inmesi çok kötü lan. Ha, yo. Güzel bir yerden çıkmamız lazım. Şu ötede daha bir güzel bir yer var. Arkadaşlar şuradan hemen çıksaydım şuraya ulaşacaktım. Yani şimdi engel aşıyorlar böyle ne bileyim ağaçların altından taşların üstünden öyle bir sürüyorlar ki o pro mod olması lazım. Biz daha şu an şu kadarcıkız. Ama şu anda 2 saatlik atın üstünde oturuyorum yani. Yani şu mesela şuradan bassam böyle tık 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 tellerin üstünden atlasam. Oradan onun üstünden çamların altından eğsem böyle falan ama onu yapabilmek için bayağı bir sürmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bunu... Arkadaşlar psikopatla hayvanın yanına gelmiş olsaydım şimdiye gelirdim. O bir kesin. Ama sanırım 2 kere 3 kere falan düşerdim. Çünkü onun bir kontrol sistemi yok. O kendi kafasına göre hareket ettiği için. Videoyu yeni izleyenler şimdi psikopat ne diyebilir? Psikopatı göreceksiniz. Acayip bir eşek kendisi. Onunla da çok hayvana zaten çoban eşeği. Ona da biniyoruz ama o bunun gibi değil. O zapt edilemez. Onda kontrol sistemi yok. Yani o hayvanın sesini duydu. Kulaklarını böyle açtı. Bir basarsınız gaza tamam mı? Yan pat düşürür sizi. Ondan sonra dönüp bakar. Düşürdüm diye güler bir de. Öyle bir eşek yani. Ama bu sakin. Evet hayvanı gördük. Bu arada şimdi ben bakın kuyruğunun habire bana vuruyor. Kollarıma. Benim onu koşturmam için şöyle şap 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 yapman lazım kan. O bana kuyruğunla vuruyor arkadaşlar. Bakın şap diye bak. Bak hayvanın sesini duydu. Bu da bir çoban hayvan atı. Hayvan orada. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Az kaldı be. Atı gördük. Atı diyorum. Koyunu gördük. Hadi oğlum. Hadi. Psikopat da orada. Niye korkuyorsun? Niye gitmiyorsun lan? Oğlum sen, ah ayağım. De. Hadi oğlum. Oho biz bununla Baba niye hayvana gitmiyor? Hayda. Köpekler geliyor. Toroman. Gel oğlum gel. Toroman. Gel. Gel oğlum gel. Baba bir değişik testler çıkarma. Toroman. Baba sen.
Gel oğlum gel. Toraman. 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 Arkadaşlar yavrumuz da basmaya başladı bakın. Gel. Toraman. Köpekler ondan korktu. Baba atmasınlar. Baba sen bir şey desene baba. Isır arkadan falan saldıracaklar. Ben gidiyorum ya. Dur. Dur. Ya baba. Gel oğlum Toraman. Baba arkadan geliyorlar. Sen bakıyorsun ya. Ya gelmiyor ki. Korkuttuk ata. Yok. Çüş. Şöyle. Şöyle yürü. Yürü bakalım. Hayvan. Yürüyen tanıyor musun? Böyle bir. Bunlar işte atıyor mu dikiyor mu? Ha hayvan gidelim biraz. De. Ey psikopatın hiçbir şey yaptığı yok. Psikopat. Geliyor. Ormanı tutayım bence. Vallahi bilmiyorum bir şey yapar mı? Yapar. Ya da bu onu görünce uylanır mı? Yani bir de öyle var. Ben onu tutayım en iyisi onu. Psikopat ne küçük kaldı baba. Dur. Arkadaşlar. Toraman. Yavrular. Toyraz ve Rüzgar burada. Dur. Diğerleri evdeler. Ay kızımız arkadaşlar kızağında olabilir onu evde bıraktık. Şimdi sırayla kızana geliyorlar. Kandiş de kızağında. Şey var. Psikopat. Psikopat mı? He? Psikopat sevdi onu. Sevdi değil mi? Evet. Dişi bu. Oğlum sana olmaz bu psikopat. Bu çok büyük. At gibi bu valla. Doğru mu? Ben bunu köstene sökeyim, elime alayım çünkü bu ne biliyor musun? Buna şey ver, ısırı mısırı sen düşürün. Evet. Sen de bineceksin baba buna şimdi. Tamam da bunu bağlamamız tamam. Dur ben bunu sökeyim, dur. Hayvan sıcak çıktı, yoğulmuş. Hayvanı sürelim bakalım. Hayvan da korktu bundan. Baba, bunda böyle hayvan mayvan güçeyim var ya. Hayvanın canı ödü kopar bununla be. Yarısı kuzuyu bırakır valla. Çok korktular, alışmaları lazım. Çok korktum. Ya ama oğlum, bu her tarafa buna taşlı yere gidemez ki bununla ya. Baba her yere gider, niye gitmesin? Eskiden nasıl kullanıyorlarmış? Ya kullanıyor da, mesela bir sürü kaygan taşlar var bizim oralarda. Düz yerde bineceğim bunu fazla. Pis yerlerde binemezsin bunu. Evet. Oğlum iyi bakmış öğretmen at. İyi bakmış. Maşallah. At güzel at ya. Maşallah mazlum bir de sakin ya. Ya hiç başka at olsa korkar atardı baba. Öyle. Psikopat da korktu ondan bence. Ne oldu? Gel. Bunlar arkadaşlar hayvan gitmesi kolay. Çünkü hayvan bundan korktu. Baksana koyun nasıl bakıyor canavar görmüş gibi. O yüzden hayvanı çevirebilirsiniz, hayvanı korkutabilirsiniz. O da bizim işimize gelmez. Hayvanı korkutmamak lazım ama alışınca da hayvan bundan korkmaz. Yani bir gün korkar, iki gün korkar. Bu arada yere çoksa, o hayvanı görünce yere saldırmaya başladı. Yani. Oğlum at. Adamın bir noktadan sonra şuralar acıyor baba. Niye, nereleri? Şurası. Arkadaşlar benim psikopat bundan modelli herhalde de bunun yaşını bilmiyorum ben. Yalnız psikopat şu anda 10 yaşında anca değil mi baba? Belki yok bile. Yok. Şeye döndük Don Kişot gibiyiz ha. Kaçıyor bu anda bak. Psikopat heybetinden korktu baba. Vallahi Don Kişot gibi olduk ha. Hey. Ama kaldı hayvan. Gelir. Hey. Arkadaşlar psikopatı bağlıyoruz. Şimdi babam binecek. Babamı da bir görelim bakalım. Baba daha önce hiç ata bindin mi? Dedemin atını herkes söylüyor ya.
Oh arkadaşlar, bayağı yorucu ve insanı yoruyor yani ata binmesi. Şimdi babam binecek. Babam binecek de nasıl binecek? Ben bir kere de bindim baba. Ne yaptın baba? Ne oldu? Ya. Baba psikopata binmesi kolay. Buna binmesi zor değil mi? Ya ben bunu pinerim de, ben bunu atla pinerim ama huyunu bilmiyorum. Huyu yok ya. Hayvanlara bakın arkadaşlar. Oo, böğürtlenlere bakın. Hayvanı suya götüreceğiz babaya. Tut oradan. Tuttum. Ama bunu şunu içeri atmam lazım. Şöyle değil mi? Hayır öyle olacak öyle. He? Nasıl böyle olacak? Öyle değil. Şöyle bak. Bunu tamam öyle. Ha şimdi. Değil mi? Ya ne yaptın baba ya? Şuradan getir şunu. Hı. Tamam böyle ha. Değil mi? Hadi hayvan suya uç. Dur. Durmayın. Dur. Çok yüksek orkun ya. Bine. Binemedim. Vallahi binemedim. Psikopat, tamam seni de alacağız. eBay parçalama psikopat. Şimdi binecek herhalde. Bindi vallahi. Hey hey hey. Baba binebildin sonunda. Bindim de. Altını falan kaydırdın mı yoksa? Hayır hayır. Kaymadı değil mi? Yok. Daha orada bindi. Ama eğer yamuldu oğlum. Senin eğerin gevşek. Aa, baba öyle verdiler bilmiyor muyum? Bir tane. Bir tanesini basınca bilmem lazım. Değil mi? Eğerin oynamaması lazım. Nasıl? Şu üstten gelmesi lazım. Şey. Bak böyle değil. Sen yine yanlış almışsın onu. Dur. Şimdi versen bunu şimdi. Dur. 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 Bırak sen bunu. Al. Al. Ha şimdi. Şimdi oldu değil mi? Tabii şimdi. Bunun dehşet oldu değil mi? He? Dehşet duruyor. Dehşet tabii büyük ya. Bu da çok kuvvetli bir şey olur baksana ya. O eski belki şeylerden, semerlerden baba. He? Eski semerlerden belki. Evet. Sen onu bak. İrak'a kadar götür, ben psikopata bineyim. Psiko... Buna su falan vermeyeceğiz değil mi? Evet. Su var, var. Su var mı orada? Var, çok su var. Tamam, içtiler baba. Sence atlı hayvan güdülür mü? Ya güdülür, niye güdülmesin oğlum? Daha iyi bu da. Çamların altından nasıl geçeceksin? Oğlum bunu nasıl kullanıyormuş? O hayvana götürür müymüşler? He, hayvana götürüyormuş. Çoban biniyormuş sürekli. Buna? He he. Oğlum şu çok sağlam bir şey biliyor musun? Belki daha dedesinden, Özden bak. Abinin babası da atçıydı değil mi? Tabii. Atları varmış. Onlar da oğlum bir tane at yoktu ki. Onlar da belki 20 tane 30 tane at vardı. Evet. Ne? Babasının adı neydi? Yani ninem bilir onu bak. Evet, İlin içine serin yere olur. Ama serin yer bir de üşüdüyse... Biz onu gene normal bağlayalım baba. Abi. Hey. Hey. Şimdi arkadaşlar ben psikopatı almaya gidiyorum. Psikopat sinirden heybeleri yiyor baba. Arkadaşlar babam da biraz şöyle bir binsin. Hevesini alsın. Ben de psikopatın yanına gideyim. Psikopat bakın heybeye ne yaptı. Buradan ben görebiliyorum da. Yemin ediyorum sinirden delirdi. Delirdi. Bite!
Psikopat! Lan atı gördün, ne yaptın sen kendine böyle psikopat? Arkadaşlar vay akıllı mı? Aklı ermiyor mu? Vay aklı ermiyor mu? Bakın sinirden ne yapmış kendine. Bir bakın, bir bakın. Psikopat. Oğlum misafir o. Sen niye soyundun? Ne yapacaksın? Niye soyundun? Üçkağıtçı. Oğlum at geldi diye soyunulur mu? Neye hazırlanıyorsun da soyunmaya çalışıyorsun? Bu halin ne senin? Ne battaniye bırakmışsın, ne yorgan bırakmışsın, ne yatak bırakmışsın psikopat. Ne oğlum misafir öyle yapılır mı? Ne? Gel buraya. Psikopat ne? Aklından neler geçiyor da niye soyundun sen? He? Neler geçiyor? Acaba ne geçiyor acaba aklından psikopat? Tamam oğlum. At o at. Senin boyun nerede? O nerede? Davul bile dengi dengine. Sevdalandın da ne yaptın anlamadım. Arkadaşlar şuraya varacağız. Bir 50 metre. Böyle gelsin bakalım. İyice sıkıştırmış kendini. Arkadaşlar sıcak olmadan Eyre'ye vardık. Şimdi çok sıcak, hani babamı yemek falan yiyelim dedik ama yer miyiz bilmiyorum ama eve ne bileyim psikopat böyle yapınca çıldırdı psikopat ya. Şimdi hemen bir 5 dakika soluklanalım. Hayvan bir yatsın. Hemen bir olmadı bir çay içeriz. Ondan sonra ben geri gideceğim. Atı götüreceğim. Baksana ne yapmış kendine baba. Vallahi at gelince sinirlendi bence. Dur, sen bunu dur çıkar tamam. Kolundan. Oğlum seni istiyor bu. Kızım seni istiyor bu da bu olmaz sana. Evet. Arkadaşlar yani zevki efsane de şimdi psikopatla yan yana olmayacak. Psikopat soyundu çıktı vallahi işin içinden. Oo, buraya at bağlamıyorlardır herhalde. Bakın burası eski bir mağara. Şuralarda izleri var arkadaşlar. Buraya sinek gelmediği için yani çok sıcaktı. Çok güzel gölge olduğu için buraya koydum. Sinekten korumak lazım atımızı. Mağaraya girmiyorlar. Dışarıdan 2-3 derece daha serin. O yüzden onu rahatsız edemeyecekler. Şimdi bunu bir yere ben bağlayayım. Ondan sonra hemen yemeğimizi yiyelim. Yola devam. Evet arkadaşlar psikopat iyicene kendine geldi herhalde şu anda. Aslan parçası benim. Oğlum sen küçücük geldin lan gözüme. Tamam bakalım psikopat. Arkadaşlar mekana geldik. Hemen bir çay yapalım. Bir dinlenelim. Geri yola gideceğim ben. Ama yani at olur ya. Niye olmasın arkadaşlar. Bence efsane de olur. Yalnız yer yapmak lazım. Psikopatın da biraz alışması lazım. Ya da psikopata buraya erkek at getirmek lazım. Boynunu ölçüsünü alsın. Şşt, lan burada senin ne işin var? Çık git buradan, ateş yakacağız birazdan. Yürü. Hadi arkadan destekleyeyim ben seni. Yürü. Yürü. Düşme hadi 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 hadi, az kaldı hadi. Hadi. Evet. Baba yağmur çok yağacak herhalde. Oğlum ne be? Bak şişirdi kendini, gördün mü? Zehirli kurbağa. Hadi. Hadi bakalım. Aşağı düşme ha. Arkadaşlar yavru köpeğimiz bugün hayvana gelmiş. Artık ayağının üstüne basabiliyor. Biraz da gezinsin diye saldık. Şişliği de inmeye başladı. Hiç kalmadı diyebiliriz. Ama yine de sekiyor. Bugün hayvanda. Evde çok canı sıkıldı ya. Gerçekten çok canı sıkıldı. Yağmur çok yağmış baba. Daha 3-4 gün yağış gösteriyor arkadaşlar. Su her tarafa baksana ya. Her yeri su. Her yeri su. İyi bastırdın baba. Yanar yani. At alsak biner misin baba? İyi mi sence? Olur iyiydi, ona bakmak lazım ya. Çok zor. Ya niye zor olsun, bakarız ya. Yemleyeceksin, doyuracaksın onu. Yemleriz doyururuz baba. 350-400 tane hayvana bakıyoruz da ata mı bakamayacağız? Ama işte usulünü bilmek lazım. Değil mi? Anlamak lazım. Arkadaşlar bugünkü menümüz şöyle göstereyim. Mısır.
Sence dolu değil mi baba? Bunun kaç tane yaprağı var değil mi? Buraya ne olmuş? Çürümüş. Yavaş yet. Islanınca. Onun çok mısır ekmeği var değil mi? Oho, tağlalıkla misli dolu baba. Ay bu ne böyle be arkadaşlar. Mısıra bakın. Hayvan mısır mı yoksa bu be? Onun kabukları psikopati mi? Yer yer. Arkadaşlar mısırları soydum. Bunları pörseleyeceğiz. Süt mısırı. Abimiz öyle sattı da. Şunun bakın bu tarafı karışık kuruşuk. Bunlar aynı fabrikadan çıkmış gibi. Şu biraz daha bizim eski mısırlara benziyor. Hemen yemeğimizi yapalım arkadaşlar. Bir daha yağsaydı. Evet. Yok yok. Böyle içinde sulu kalır baba. He? Arkadaşlar şimdi etlerimizi içi sulu kalır böyle. Etlerimizi pişirelim. Siz de burasını şöyle bir yukarıdan bir görün. Efsane bir yerdeyiz. Hem manzarası hem ormanı. Efsane bir yer. Etlerimiz pişsin. Hadi bakalım. Siz buralara bir bakın. Arkadaşlar bence efsane oldu. Hemen ben bunu soğusunu alıyorum. Ondan sonra mısırları pörseleyeceğim. Şurayı alayım mı? Şurayı yere koy yere. Ha, onun üstünde iyi olur bence değil mi? Tabii canım. Oo, süper oldu valla. Yalnız şöyle koyalım da sapından tutalım. Ötekini de öyle koy. Olsun ya. Hah şimdi oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Yavruları vereceksin değil mi? Yavruları vereceğim Orhan. Oo. Ama, etten de verelim. Ama çok sıcak bu. Yana valla. Hadi şimdi beklesin şöyle. Ya. Taşın üstüne koy ver baba. Şöyle koyacağım. Amma pişiyorlar ha baba.
Ben de ikisini diğerine vereyim. Gel. Gel torman. Bu senin. Bu da senin. İyi, ayağının üstüne basıyor arkadaşlar. Hala topallıyor ama yine de iyi sayılır. Hadi bakalım yemek yiyelim ve köye yolculuk başlasın. Köyden de diğer köy. Poşetin şeyi düşmüş bak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle etlerimizi pişirdik. Efsane gözüküyorlar. Çok sıcaklar ama. Çatal vardı şurada bir tane. Arkadaşlar yolcu yorunda gerek. Atıma binip engin dağları aşmam lazım. Şöyle bir tadına bakalım. Mısırları çeviriyor musun baba? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Efsane. Süzgeç nerede baba? Yağlıymış. Ay ay. Eskiden cumaya falan atla giderlermiş değil mi baba? Tabii ya, cumaya giderlermiş. Ama o zaman atları hızlı kullanıyorlarmıştı. Ben bunu hızlı kullanamayam ki. Cenab-ı Allah zaten cumaya yetişmek için atı icat etmiş onun. Yorgunluk çayı. Şimdi onun arkasına atların heybesi de oluyor. Değil mi baba? Koyabilirsin böyle kapını, kacağını, silahını koyuyorlar kovboylar falan. Öyle olacak. Onunla dağa gideceksin. Çözeceksin. Şöyle bir su kenarına. Ondan sonra çayını demleyeceksin. Suyunu içeceksin. Çay efsane olmuş. Bir bardak çay. Bir de mısırı tatayım. Hemen yola çıkacağım. Çünkü abimiz de öğlenleyin orada olurum dedim. Öğlene de saat, bir saat, bir buçuk saat var. İnşallah köyden köye bir buçuk saatte yolculuk yaparız atla. Oraya gitsene. Baba yeter, sen ye. Hemen şundan da bir dadayım. Arkadaşlar. Suda kaynadığı gibi net kokusu yok. Hani bunu suda kaynatırsınız ya kazanda, efsane kokusu olur. Ama yine de güzel kokuyor. Şöyle arkadaşlar. Ete ne gerek var? En güzeli bence bu. Bunu 5 liraya aldım ben. Bizim mısırlar daha dolmamış. Bahçeden ne zaman yiyeceksiniz diyor. Şimdi yazıyorlar. Biberleri bahçeden, birçok şeyi bamyasına kadar bahçeden kullanıyoruz da mısır domatesin olmasına daha 15-20 gün bir ay var. Evet arkadaşlar, yolcu yolunda gerek. Bir an önce yola çıkmam lazım. Özden abi mesaj atmış. Bu at rahvan bir atmış. Koştuğunda mı rahvan oluyor baba? Ne kadar hızlı gidersen git seni sallamıyor. Sürtmüyor. Bir de gidiyor. Giderken onu da deneyelim. Yazılı Kaya köyüne gideceğim. Bizden 2,5 kilometre uzakta. 1 kilometre de burası gelse tam 3,5 kilometre yolum var. Toplamda 6-7 kilometre yapmış olacağız atla. Baba sen şunu tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bin bakalım bismillah. Ya ben Allah tutayım. Ya bismillah. Dur bakalım ben tutayım. Yolculuk başlasın. Hadi bismillah. Hadi hop. İşte. İğne kayıyor. Şunu sıkalım birazcık baba. Hadi bir tane sık canım. Tamam. Ayarı falan yüksek gibi geliyor değil mi? Ya çok yüksek oğlum. Azıcık aşağıda olması gerekiyor. Adam ayağını koyamıyor. Ya Allah. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Hop. Tamam. Acık yenisine de tutunmak lazım baba. Dur bakalım sen, dur. Kamerayı tut. Ben sana şöyle küçük, dur. Şöyle vermem gerekiyor. Ha yanlış olmuş. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi at üzerinde köyden köye yolculuk yapacağız. 6 kilometre falan dediğim gibi. Hadi bakalım rahvan bir atmış. Şimdi birazcık da yani acık düz yolda bir koşturmayı deneyelim. Şimdi önce bizim köye, oradan da Yazılı'ya gidiyoruz. Hadi baba görüşürüz. Hadi selam olsun.
Özden kardeşim hadi. Olsun aleyküm selam. Selamını götüreceğim. Hey, elçi gibi, elçiye zeval olmaz arkadaşlar. Evet. Borun gitti. Akbaş, ne oldu lan? Bugün rahatsın, değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Psikopat ne oldu? Ha? Üzülme, gitti. Sana kaldı yine memleket. Şimdi sırt çantamı da bıraktım. Daha rahatım. Şimdi diğer köye gidelim. Hani dedim ya, babamın selamını tez vakit yerine ulaştırmam lazım. Haydi atım. Arkadaşlar Ravan bir atmış, Özden abim söyledi. Çok uysal yalnız. Yani bunun üzerine kız binsin, çoluk binsin, çocuk binsin. Onca köpek salmasına, köpeklerin, bizim köpeklerin tepkisine rağmen hiç insanı üzerinden atacak tepki vermedi. Harbiden efsane bir at. İşte bakın. Tık 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 diye. Saat 9.15 geçiyor Jack. 9.30 trenine yetişmemiz lazım. Dinamitler hazır mı? Hadi bakalım. Şu treni de soyarsak lüks bir hayat bizi bekliyor dostum. Dikş dikş dikş. Jackson hızlı gittiğinde çok fazla vurmuyor ha. Ravan at. Yine de vuruyor ya. Abi böyle gidersek 5 dakikaya gideceğiz. Atım yavaş ol. Yavaş, yazılıya döndün vallahi, hızlandın ha. Arkadaşlar şimdi eve uğrayacaktım. Bizim ev orası da. Şimdi saat 12.02 geçiyor. Saat 1'e kadar abimize atı götürmem lazım. Onun da işleri vardır. Anam sağ salim bir teslim edeyim bakalım. Yavaştan yolumuza, yani şuradan direkt ormanların içinden Yazılıkaya köyüne doğru yol alacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş. Hızlandırmıyorum. Zaten bazen kendi hızlanıyor da ben bunu bilemiyorum ya. Çözemedim daha. Evet, navigasyonu açtık. Doğru direkt gitmemiz lazım. Şurada bir han varmış. Hanla biraz dinlenek mi? Hadi lan, biraz hızlı lan. Hadi bakalım. Yazılıkaya neresi? Hızlı bakalım biraz. Hakikaten arkadaşlar belli bir hızın üstünde Ravan. Bakın hiç koştuğunu bile hissetmiyorsunuz. Biz çok kasıyordur. Burada sollama yapmak yasak. Lan nereye iniyorsun? Oğlum yoldan çıktık. Ne çukur lan burası? Şöyle yola çık, yola. Kamyonu devireceğiz gazda. Yazılıkaya köyüne geldik. Şu anda saat kaç? 39.40 desek 16 geçe çıktık arkadaşlar. Bence gayet güzel. Özden abi! Ya kameradan dolayı takamadım ya. Adam bir kotel şapkası takmaz mı ya? Valla aslında atlı at sürenler o yüzden takıyorlar. Yandım. Tabii ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Haber... Hep sen herkesi mi çekeceksin? Sıra bizde. Valla ne kadar çekersen. Haber getirdim sana. Selam aleyküm. Getirdim. Aleyküm selam. Babamdan. Aleyküm atla selam. Atla bak onu getirdim buraya. Ne yapıyorsun? İyi valla, gezdik geldik. Al sana bir çay vereyim de atın üstünde çiz çabuk git oraya kadar. Dur abi aman. Yak mı yak? Gel. Yok yok şey.
O biraz sinekleri rahatsız ediyor. Evet, şu sıcak çıktı. Biz de çok sıcak çıkmadan gelelim dedik. Sen ne yapıyorsun? İyisin. İyi vallahi, ne yapayım? Hakikaten ya. Buraya geldim, çay içtim. Vallahi birazdan ben de içerim arkadaşlar. Cevcet abinin burasını da biliyorsunuz. Özden abi. Atın efsane. Şimdi koşturamıyorum. Korkuyorum. Korkma, korkma. Bu çok mazlum. Bu zaten rahan ya. Koşunca da belirli bir hızın üstünde hiç koştuğunu anlamıyor. Anlamıyorum, evet. Rahan olduğu için değil mi? Aynen. Yalnız işte ben korkuyorum biraz. Bunun en sevdiğim huyu ne biliyor musun? Çoluk çocuk kim olursa olsun ısırma, vurma, tepme. Aynen. Kötü uyuyor. Vallahi bizim hayvanın içine girdim. Psikopat falan oradaydı. Ben ineyim istiyorsan artık ya. İstiyor şey. Ya. Bayağı ayaklarım şöyle falan kalacak herhalde. Ağrır ya. Hadi bakalım. Bismillah. Hayvanın içine girdim abi. Köpekler geldiler. Attan falan şeyden, koyundan falan ürkmez. Daha bir de koyunları çok sever. Bu. Çok seviyor. Hayvanı da güttük biraz. Hı-hı. Hani adamların ayakları böyle oluyormuş ya. Hakikaten uzun süre gezmekten böyle olabilir arkadaşlar. Ama maşallah. Sabah da buradan atla gittik. Yine atla geldik. Hadi gel. Sanırım bir 10 kilometre yol yapmışız mıdır abi? Hemen. 3-3-6 desek. Hemen hemen. 3 de orası 9-10 kilometre. Aynen. Vallahi efsane abi ya. Arkadaşlar atın ismi Doğru Kızmış. Biz sabahtan beri kızım kızım dedik. Hatta ben eve varınca ninem de, daha karşıdan gördü. Nasıl dedi, ben dedim herhalde erkek. Şöyle bakmadım altına. O dedi hiç erkek ata benzemiyor. O at dişi dedi. Aktık baktık dişiymiş aynen, abi. Aynen. Doğru Kızmış. Yok öyle bir terleme. Keçe azıcık o kadar azıcık terletireceksin. Azıcık şurasında var değil mi? O kadar. Elmaları buldu arkadaşlar. Doğru Kız'a teşekkür ediyoruz. Vallahi bugün bizi sağ salim gezdirdi. Kendisi çok sakin bir at. Koyunu da güttük. Aslında atla koyun gütmesi de zevkli abi de. Aynen. Yalnız bacakların şöyle olabilir bir uzun bir zamandan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi atımıza bindik. Uzun mesafeler yaptık. Koyunlarımızı güttük. Yemeğimizi yedik. Özden abinin atı çok güzel bir at. Daha önceden geçen sene de eşimle beraber biz buraya at binmeye geldiydik. Aslında hep bir hayali var abi. Sen şu atları çoğalt. Safer yapacağız. Vallahi safer yap bak. Nasıl şöyle olsa. Şöyle acıcık arkayı göstereyim ben. Buraya gelenin güzel bir yer. Hem tarihi bir yer. Gelenin. Şöyle mesela yazılı kayayı arkamıza alabilir miyiz ben? Evet. At, bundan tam net çıkmaz da yazılı kayında burada da ben video çektim. Geçmiş evet, videolara daha bakarsanız daha çok videolar. Mükemmel bir yer. Gelenin atlı hesabı yok derler ya, zaten arabaları şöyle her yere araba. Evet, abi sen ben bence bu işe atıl yani. İnşallah. Gözünü seveyim ben. İnşallah. Benim yanıma gelenler bile binseler onlar bazen soruyorlar. Ne mutlu yani, insanlar böyle şey arıyor. Yani daha önce niyetim vardı, pandemiden dolayı yapamadık evet. Ama atları çok seviyorum ben. İnşallah bilmiyorum. Yapacağım. Senin zaten bu zamana kadar izleyenler nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu evet. Bilirler. Abi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür var ederim. Var mı bir demek istediğin Allah şey? Allah razı olsun. Bütün takipçilere saygılar, sevgiler. Abi çok teşekkür ediyorum. Şimdi eve gideceğim. Ninemle bir iki sohbet edip videoyu kapatacağım. Ninem de bahsetti zaten. Buraları önceden her yere attı da. Aynen. Şimdi ne at var ne eşek var affedersiniz. Nineye de selamlar, amcaya da selamlar. Böyle bir iki abimiz yapıyor. Bu köylerde herhalde bir tek Özden abim yapıyor. At olan abim, bir tek Özden abim var. Bize de bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Benim de bir at hayalim var. Ama işte ne bileyim, ben üstüne bindiğinde çok kasıyorum abi ya. Yok, onu yok, aşmam lazım artık. Tabii. Yani at mı bana ya bindi o bugün? Zamanla alışacaksın ama. Yani bu, evet. O sıcak kanı. Atla bağlantıyı kuracaksın. Tabii. At mı bana bindi, ben mi ata bindim ama iyi oldu yani. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, eve geldik. Şimdi atı teslim ettik. Nineme de birkaç soru sorup videoyu kapatacağım. Nine, beygir nasıl huylandırılır ya? Vallahi nasıl huylandırılır bilmeyen. Korkutursan falan da. Tabii korkutmayacaksın, dövmeyeceksin atı. Baştan seveceksin koşacak olduğun atını. Başından beline kadar bir hoşayacaksın ki atına. Ondan sonra pineceksin. Ondan sonra pineceksin atına. Deden hiç dövmedi. Hiç dövmezdi deden bak. Evet. Döversen sıkıntı zaten. Hayvan sakarlanır. Hem senden korkar hayvan, yazık değil mi? Evet. Hiç dövmezdi. Vallahi dikildiriver. Öyle dikiliydiler koşulum. Ya dikiliydi. Çok güzel tağla sürüydü deden onlarla. Beygiler edin, beygi pulunla. Beygi pulunda tapuludur ya. Sökürene
Ben 3-4 saatte sürüyorum. Söken tarla 12 deker tarla. Dedem kaç günde sürüyordu? Vallahi bir günde bir dönüm sürüyordu bak, bir deker. Yani 2 haftada. Tabii. Geliye giderdi, geliye giderdi. Ben de giderdim, taş bakladım. Ama dedem çok güzel tarla sürüyordu. Dedenin leşberliğine bayılıyorum ben böyle. Öyle o çok güzel yapardı. Mesela kumlukta 12 deker, kumluğu kaç? Kumluk o zaman 6 idi, yarısı sizin de 6 deker. Kumluğun bizim yeri bir günde bitirdiği oldu. Bir günde kum diye değil mi? Bitir. Ara çamlıklar 6 deker orası da. Oralara 1-2 gün giderdi or. Değil mi? Taşlıdır. Çekersin, taşa dakılı çıkarırsın, iğlenirsin. Evet, tam iş zamanı böyle eskiden tam işe başlarsın, arpa, buğday, orak. Beygirinin ölen, beygiri ölen, atı ölen olur muydu? Vallahi. Ya da atı ölünce ne bağla da? Yenisini başka getirirler. Buludu ya tayalılar yanına çiftlendirirler ya başka ona uygun beygir bulurlar. Deren deden gitti Akdere'ye. Soğuma bu sana yaramaz huylu demişler, almadan geldi. Yani. Beygir öldü müydü? Öldüydü. Nasıl öldü? Vallahi hastalandı, ne bileyim ben. Soğuk su mu dokandı? Yoksa ot samanı verdim de o mu dokandı? Anlamadım. 1-2 gün hasta oldu, öldü. İki elin taş altında kalıyor. Ha, kaldı. Ondan sonra eşini de sattı deden. Tek 200 lira Orhun, tek 200 liraya sattı. Dedemi hep kandırmışlar. Ha, kandırdılar. Dedem çabuk kan almış herhalde. Deden kurnazlık bilmez. Saf değil mi? Yani temiz anlamında arkadaşlar. Neden? Zaten bize geldim ben, nereye vattım bilmem. O arabayı vallahi askıya sardım da satmazdım. O arabayı satmış. Tıngır tıngır araba. Ha. Lan sen o arabayı niye sattın? Çürüsün yerinde dökülsün, demirleri kalsın o arabanın. Vallahi vermem. O kuru vermem ben lan. Lan 5 liraya araba mı verilir? Sen sap mısın? Nesin sen? Dedeme hayvan gitmiş arkadaşlar. Hayvanla ömrü geçmiş. Neyse bakalım, bir videonun daha sonuna geldik. Bir şeyler daha anlatacaktım da boş verin, sonra anlatırız. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Atla güzel bir gün geçirdik. Ama bizim de hayalimiz. Nasip olursa bakalım. Ya nasip ya kısmet. At bambaşka bir hayvan. At insanla tamamen böyle bağlantı kuruyorsunuz. Ona alışıyorsunuz. İşte bir bağ kurduktan sonra sizin yanınızda. Yani yoldaşınız oluyor. Her yere de çabuk gidebiliyorsunuz. Biz biraz kısa hızlı süremedik ama yazılıya 5 dakikada var istese. Varırsın tabii. Değil mi? Varırsın. Tırıs gitsen. Tırıs gidersin ya, acele işim var. Ben 2 1,5 15 dakikada anca vardım. Vallahi tırıs gidersin.